Herkese selam arkadaşlar. Euro 2020'de yarı finalistler belli oluyor. Bugün oynanan Çekya-Danimarka mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Danimarka adını yarı finale yazdırmayı başardı. Rakibine karşı 2-1'lik mağlup olan Çekya ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti arkadaşlar. Mücadelenin başlangıcında Danimarka bir tık üstün başladı arkadaşlar. 5. dakikada köşe vuruşunda daha böyle Çekya defansı tam oturmamışken hızlı kullanılan bir köşe vuruşuyla arkadaşlar Delaney kafayla topu filelere gönderdi ve 5. dakikada Danimarka 1-0 öne geçti. Bu golle beraber arkadaşlar Çekya adeta hani bir ne oluyor dedi kendimize gelelim dedi ki no, neye uğradığını şaşırdı arkadaşlar. Golden sonra yine Danimarka'nın baskısı vardı. İlk yarıyı Danimarka gerçekten üstün oynadı. Çekke ara ara ataklar buldu ama ilk yarıda Danimarka çok daha üstün oynadı. Ve 42. dakikada Dolberg sahne aldı. Skoru 2-0'a getirdi. Ve Danimarka de soyunma odasına 2-0'lık galibiyetin rahatıyla girdi arkadaşlar. İkinci yarı Çek ya da değişiklikler oldu. Jankto ve kremlik oyuna girdi arkadaşlar. Çekya ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Mücadele başlar başlamaz çok güzel ataklara girdi. İki tane net gol pozisyonu kaçırdılar. Ve 49. dakikada takımın yıldızı, takımın golcüsü Peter Schick sahne aldı ve skoru 2-1'e getirdi arkadaşlar. 2-1'den sonra açıkçası Çekya'nın basması devam etti. Adeta 2-2 aradı ve Danimarka'yı kendi sahasına hapsetti bunlar bu bu pozisyonlardan sonra Danimarka'da oyuna değişiklikler yaptı. Yusuf Paulsen'i oyuna aldılar. Paulsen gerçekten oyunun akışını değiştirdi arkadaşlar. Dakika böyle 65'e kadar yine Çekke oynadı. 65'ten sonra Danimarka artık üstünlüğü aldı. 3. golü aradı. Fakat bir türlü istediği 3. golü bulamadı ve mücadele 2-1'lik Danimarka galibiyetiyle sonuçlandı arkadaşlar. Şöyle istatistiklere bakacak olursak Çekya topla %55'e 45 daha fazla oynadı. Şut sayısında da 16'ya 11'lik bir üstünlüğü var. Çekya attığı 16 şutta rakip kalesini 5 kere isabet ettirirken Danimarka ise Çekya kalesini 11 şutta 7 kez isabet ettirmiş arkadaşlar. İki takımın da kaçan birer net pozisyonu var. Rakip ceza sahasında topla buluşmalara baktığımız zaman Çekya'nın üstünlüğü var. Çekya tam 27 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Danimarka marka ise 14 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş arkadaşlar. Mücadelede dediğim gibi ilk olarak böyle Danimarka ilk yarı harika oynadı. Muhteşem bir oyun sergiledi. İlk yarı 2-0 önde kapattı. Daha sonra Çekya ne oluyoruz? Daha biz burada izlercesine adeta ikinci yarıya başladı. İkinci yarının hemen başında gol buldu fakat daha sonra basmalarına rağmen İkinci golü atamadı. Daha sonra Danimarka'da artık yeter dedi. Topun üstünlüğünü aldı. Oyunu daha fazla domine etmeye başladı. Ve mücadele 2-1'lik Danimarka galibiyetiyle sonuçlandı. Şöyle eşleşmelere bakacak olursak. Yarı finalde İtalya ile İspanya eşleşti. Danimarka'nın da bu gece rakibi belli olacak. Ukrayna-İngiltere mücadelesinin kazananı arkadaşlar Danimarka'nın rakibi olacak. 6 Temmuz ve 7 Temmuz'da yarı final mücadeleleri oynanacak. 11 Temmuz'da da turnuvanın finali oynanacak ve Euro 2020 kupası sahibini bulacak arkadaşlar. Çekya Danimarka güzel bir maçtı. İzlemeyenler varsa özetini izlemelerini tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle ikinci yarı Çekya maça fırtına gibi başladı. Attığı golden sonra bulduğu ataklar gerçekten izlemeye değerdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.